Hikaye aslında tank ihalesinin yenilenmesiyle başladı. İhaleyi BMC kazandı. İşte o gün bugündür. Tezvirat tam gaz devam ediyor. CHP her zamanki gibi en önde. Altay tankı şöyle kötü, böyle takma olur. Motoru yok. Vazgeçiliyor. İhale iptal edilecek. Projede büyük hatalar var. Kötülendikçe kötülendi. Yazılmadık, söylenmedik bir şey bırakılmadı. Altay'ın ardından hedefe Arifi'ye kondu. Tank Palet Fabrikası Katarlılara peşkeş çekildi. Bir defa Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylediği gibi adı Tank Palet Fabrikası değil. Milli Savunma Bakanlığı 1. Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü. Acaba Kemal Bey Arife'yi bugüne kadar gidip gezdi mi? Hayır. Peki bilgi istedi mi? Hayır. Ama yalanlar havada uçuşmaya devam etti. Avrupa'nın en büyük fabrikasıymış falan. Keşke öyle olsa. Kemal Bey'i dinleyenler sanki Arifi'ye de ayda 10 Leopard, 10 M60... 15 altay üretiliyor sanır Burada hiçbir zaman tank üretilmedi Geçen yıla kadar da Tank bakımları ve zırhları Araçların paletlerine yapılıyordu devam Bu çirkinliklerle işimiz yok Size güzel haberlerimiz var Arifiye'de bir süredir Hummalı bir çalışma yürütülüyor Ve ilk meyvelerini verdi Prototip altay tankı üretildi Kullanıma yani savaşa hazır Tam konfigürasyon şeklinde ortaya çıkarıldı Kamuoyunun merak ettiği çok soru var ama işlerinden ikisi ön plana çıkıyor. Altay tankının performansı M60 ve Leopardlarla karşılaştırınca ortaya çıkan sonuç. Hemen belirtelim. Eldeki iki Altay tankı birçok teste tabi tutulacak. Arazide birebir savaş şartlarında denenecek. Elde edilen verilere göre daha da geliştirilecek. Altay hem M60 hem de Leopardlardan daha gelişmiş silah sistemlerine çok daha iyi gövde yapısı, zırh ve teknik donanımına sahip olacak. En büyük problemimiz bildiğiniz gibi motor ring transmisyonu yani motor güç paketi. Almanya'dan gelecekti. Bugüne kadar vermeyeceğiz de demediler. Önümüzdeki günlerde işler farklılaşabilir ama Türkiye'nin daha fazla beklemeye tahammülü yok. Savunma Sanayi Başkanlığı önemli alternatifler üretti. Altay tankları ve zırh araçlar için Batı Güç Grubu motor geliştirmeye çoktan başladı. 4 ayrı motor üzerinde çalışıyorlar. Vuran 400 HP 4x4 zırhlı araçlar için test sürüşleri devam ediyor. Azra 600 HP 8x8 zırhlı araçlar için testler sürüyor. Utku 1000 HP fırtınalar için kalifikasyon testleri yapılıyor. Batu 1500 HP Altay tankı için ilk prototip bu yıl teslim edilecek. Türkiye yerli motorları büyük heyecanla bekliyor. Her şey yarın bitecek gibi anlaşılmasın. Boyacı küpü değil ki. Motor kadar gücün aktarım işi de çok önemli. Güney Kore mesela motoru yaptı ama 10 senedir transmisyon, aktarım işini çözemedi. Zaten Güney Kore ile fırtına obüslerinden beri yakın çalışılıyor. Motor ve güç aktarımı konusunda da işbirliği yapılacağını duyduk. Üçüncü alternatif ise şimdilik saklı tutuluyor. Öyle de olması lazım zaten. Birileri daha önce de olduğu gibi devreye girip işi karıştırabilir, hatta bozabilir. Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir önemli açıklamalar yapmıştı. Bu yıl üretim hattının kurulması ve üretime başlanması gibi planımız var. İsmail Bey'in bu sözlerinden ciddi bir hazırlığın devam ettiğini anlıyoruz. Evet, Altay tanklarına çok acil ihtiyaç yok. Bir taraftan M60 ve Leopard'lar modernize edildi ve ediliyor. Ayrıca Karabağ'da tankların nasıl avlandıklarını da gördük. Türkiye'nin elinde yeterli sayıda yerli modern silah sistemleriyle donatılmış tank var. Geçen hafta Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Arifey fabrikasını ziyaret etti. Hem tankları hem de geliştirilen motorları inceledi. Müzik Yıllarca uçak mühendislerini mezun etmişiz ama uçak yapmamışız. Makine mühendisleri aynı şekilde motor üreten fabrika görmemiş. Bu işler tecrübe ve birikim istiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan yıllardır kurduğumuz hayalleri bir bir gerçekleştiriyor. Sıfırdan başlamışsın. Şimdi dünyanın en iyi savaş uçağını yapmaya çalışıyorsun. Motor da yapıyoruz uçakta. Dört dörtlük tank da geliyor. Altay tankı prototipi kolay mı ortaya çıktı? Ne badireler atlatıldı? Sırf Cumhurbaşkanı ve hükümeti yıpratmak için ortaya atılan yalanlara bakın. Türkiye yaptıkça, başardıkça çıldırıyorlar.